Bir önceki dersimizde birbiriyle ilişkili olan tablolar üzerinden nasıl bir güncelleme yapacağımızı ve nasıl bir yeni kayıt oluşturacağımızı gördük. Bu dersimizde ise bir kayıt silelim. Ancak sildiğimiz örneğin bir kurs kaydı üzerinden bir silme işlemi yapıyorsak, bu kurs kaydı ile alakalı olan instructor bilgisinde nasıl sileceğimizi görelim. Şimdi biz daha önce index.html ile bir tane form oluşturduk ve tablodan gelen her bir kurs bilgisi için bir delete sorgusu EF kurs repository'ye geliyor ve burada biz bir delete işlemi yapıp veri tabanından bilgiyi şurada gelip silebiliyorduk. Peki buraya kadar her şey güzel. Örneğin gelelim biz şimdi silmek istediğimiz kaydı alalım ve bu kayıtla alakalı bir bilgi varsa, yani bir kurs bilgisi var ve bu kurs bilgisi için bir instructor bilgisi varsa, ben kursu sildiğimde buradaki instructor bilgisi de silinsin istiyorum. İlk başta gelip silmek istediğimiz şöyle entity'yi alalım. Şöyle entity diyelim ve gelip biz zaten bu repository içerisinde get by id isminde bir bizim metodumuz var. Şöyle get by id ile şöyle kurs id'yi bu şekilde alalım ve burada soralım. Diyelim ki seçtiğimiz entity'nin instructor'ı şöyle instructor'ı eğer null'a eşit değil ise bu durumda instructor bilgisini silelim. Örneğin gelip şuradan mesela instructors üzerinden de gelip şuradan remove işlemiyle burada bir bilgi silebiliriz ya da context üzerinden direkt dbset metotları var. Gelip buradan örneğin remove metodu bakın generic. Bu generic tipe gelip şuradan instructor dediğinizde gene aynı işlemi yapmış oluyorsunuz. Yani direkt şurada gelip entity'yi buraya şu şekilde gönderebilirsiniz. Şöyle entity'nin şöyle instructor'ına. Şimdi gelip son oluşturduğumuz migration'a gelip baktığımızda şurada course instructor relationship'te şurada hatırlarsınız ki bir on delete bölüm vardı ve burada şuradaki enum üzerinden de restrict demiştik. Yani burada instructor tablosundan bir kayıt sildiğimizde bu durumda bunu engellemesini istedik. Çünkü biz burada instructor tablosu üzerinden bir silme işlemi yapıldığımızda biz bunu burada engelledik. Tamam. Şimdi gelelim. Demek ki biz bu instructor'ı eğer buradan silmeye kalkarsak bize burada hata verecek. Çünkü bu instructor eğer kurs tablosunda kullanılıyor ise. Tabi bunların alternatifleri de var. Şimdi biz bu instructor'ı buradan silmeden önce gelip şöyle kurs tablosu üzerinden şöyle ilk önce kursu silelim ve kursun instructor'a bir bağımlılığı kalmasın ve daha sonra gidip instructor'ı silelim. Ve gelip burada örneğin biz ekstra bir tane select sorusu göndermemek için böyle bir işlem yapmıştık ama gelip ben böyle şurada direkt entity'yi göndereceğim. Yani kurslar üzerinden entity'ye siliyorsunuz ve entity'nin eğer instructor null'a eşit değilse yani kurs ile ilişkilendirilmiş olan bir instructor varsa bunu da veri tabanından bu şekilde silebilirsiniz. Şurası generic ama siz zaten bunu şöyle remove'a direkt göndermiş olsanız zaten instructor'ın tipi burada belirtildiği için direkt zaten remove metodu bunu algılar ve en sonunda gelip context save change deriz. Şimdi bunu derleyelim. Şöyle gelip uygulama içerisinde şöyle gelip cmd diyelim. İlk başta tabloyu şöyle bir drop edeceğim. Şöyle .NET ve database şöyle drop ve şöyle force diyelim ve şöyle kullandığı kontekste şöyle data context diyelim ve ilk önce veri tabanını bir drop edelim. Daha sonradan database update gönderelim ve daha sonra da uygulamayı çalıştıralım. Evet, drop edildi. Şimdi gelelim .NET EF database update bunu context üzerinden data context üzerinden gönderelim. Şöyle data context diyelim. Okey diyelim. Son değişiklikler aktarılsın. Peki, gelip şöyle .NET run diyelim. Bu aşamada gelip bilgilerimize veri tabanına aktarılsın ve gelelim şöyle şuraya. Evet bu şekilde geldi. Şimdi biz gelip şuradan örneğin React'i silmeye kalksak herhangi bir instructor yok. Zaten bu direkt buradan silinir. Bakın React buradan gider. Tekrar sayfamız geldi. Buraya baktığımızda delete sorgusunun burada gönderildiğini görüyoruz. Şimdi gelelim bizim ilişkili olan bir kayda. Örneğin burada instructor Ali'nin sadece burada JavaScript kursu verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben gelip burada Ali'yi buradan silmeye kalksam bakın herhangi bir problemle karşılaşmam. Dolayısıyla gelip şuradan instructor tablosuna baktığımda orada Ali'yi de görmem. Bunun kontrolünü yapalım.
Hatta sorguya bakıp da bunu zaten anlayabiliriz. Şuradan instructor tablosuna gelelim ve Ali'nin orada olmadığını görelim. Evet bakın Ali burada şu anda yok. Ahmet, Mehmet, Hasan var. Tamam. Şu aşamada güzel. Ancak ben gelip burada örneğin Ahmet kaydını, örneğin HTML ya da Angle'ı buradan silmeye kalksam burada bir hatayla karşılaşırım. Bunun sebebi HTML'i buradan siliyorsunuz. Tamam bu kayıt buradan siliniyor ama bu kayıt silindikten sonra Instructor'da silmeye çalışıyorum. Instructor'da burada silmeye çalıştığımda aynı Instructor başka bir kursu verdiğinden dolayı HTML'deki Instructor ID alanı on delete durumunda. Şuradan baktığımızda on delete durumunda restrict olduğundan dolayı bu silme işlemini engelleyecek. Dolayısıyla gelip buradan şuradan Ahmet'e tıklayalım ve gelip şuradan bakın hatamızı görelim. Tabi delete durumunda şurada alternatiflerimiz var. Örneğin daha önceden dedik cascade dedik. Eğer siz gelip burada Ahmet kaydını sildiğinizde Ahmet kaydının dahil olduğu bütün kurs bilgilerini otomatik olarak buradan silmiş olursunuz. Ya da gelip set null demiş olsanız siz Ahmet bilgisini veri tabanından siliyorsunuz. Tamam Ahmet bilgisini kullanan bütün kurs bilgilerinin instructor ID alanına null değerini bırakabilirsiniz. Bu da olabilir. Ancak şurasının tabi nullable olması gerekiyor. Aksi halde gene hata alırsınız. Yani şu kısım şuradan nullable olması gerekiyor. Eğer burası not null olmuş olsa gelip burada set null da kullanamayız. Tabii ki burada hata alırız. Biz şimdi bunun varsayılanını restrict olarak ayarlayalım ve tabii biz herhangi bir kayıt silmek istediğimizde eğer kurs tablosu bu kaydı, bu instructor kaydını kullanıyorsa bu durumda biz bir engelleme bu şekilde verdik. Peki bu delete sorgusu uygulamada yaptığınız uygulamaya göre, senaryoya göre değiştirilebilir tabii ki. Şu anda tabii ki biz bu instructor ID bilgisi olmadan kurs tablosunun bir instructor ID kullanmasını istemiyorum. Şimdi bir sonraki dersimizde buradaki instructor ID'nin not null yani illa bir kurs oluşturacaksanız bir instructor bu kursa aktarmalısınız. Yani eğitmeni olmayan bir kurs veri tabanında olmayacak. Bunu bir sonraki dersimizde hazırlayalım ve ardından bir kayıt silmek istediğimizde diğer alternatiflerimize bakalım.